Şu anda Merkez Bankası'nın faizi %19. Avrupa'nın en yüksek faizi. Ve dünyada da 7. sırada bakın. Sayın Erdoğan ne diyordu 2018 seçimlerinde? Bana yetkiyi verin. Enflasyonda faizde nasıl düşürülür göstereceğim diyordu değil mi? 3 yıl 3 ay oldu 2018 seçimlerinden bu yana. Neredeyse yeni bir sonraki seçim yaklaştı. Faiz de arttı, enflasyon da arttı. Peki, devam edelim. Bakın bir şuna da belki vurgu yapmak buyurun. Lazım. Bakın faizden açılmışken. Evet. Bu ülkenin bütçesinden ödenen faiz. Onunla ilgili de bir görsel olması lazım. Alalım, yani bu ülke, savaş bu, rica edeyim. Bu ülkenin edeyim. Bütçesinden ne kadar faiz ödüyor şu andaki hükümet? Gelsin bir görsel. Bunu şunun için vurguluyorum. Bakın bu faiz ne demek? Faiz bütün hepimizin yaptığı tüketimden vergi alınıyor değil mi? Siz maaşınızdan vergi ödüyorsunuz. Vatandaşlarımızdan geldi efendim. Buyurun burada anlatın. Vatandaşlarımızdan toplanan vergiler bütçede harcanıyor. Evet. Şimdi bütçenin şu anda en büyük harcama kalemlerinden birisi tekrar faiz oldu. Bakın şurada biz devraldığımız yıl faiz ödemelerine bir bakın. 52 milyar, 59, 57, 46 ve bu Türk lirası olarak Türk lirası olarak. Bakın belli bir seviyede geliyor değil mi faiz? Geldi. Ve şu benim ayrıldığım yıl, 2015 bakanlıktan ayrıldığım yıl. Daha sonra Türkiye'de taraflı partili cumhurbaşkanlığı sistemi ve akraba bakan göreve geldi. Yıl ne? 2018. Ne olmuş faiz ödememiz? 74. 100. 134. Bu sene 180. Son açıklanan orta vadeli programda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı orta vadeli programda gelecek sene 240 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar. 2023'te de 291 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar. Bu seneki 180 milyar lira, bu ne kadar para biliyor musunuz? Eski parayla 180 katrilyon. Bu paraya tam 5000 tane yangın söndürme uçağı alabiliyorsunuz. İsmail Bey şu paraya. 5000 tane şaka değil. Eski parayla 180 katrilyon. Bu paraya tanesi 200 bin liradan tam 900 bin tane araba alabiliyorsunuz ya. Bir soru. Bakın şu bütçedeki faiz ödemesi var ya. 900 bin otomobil araba alabiliyorsunuz. Bir soru daha efendim. Ve burada bitmiyor da bakın 240'a 290'a. Sayın Erdoğan diyor ki ben daha çok faiz ödeyeceğim. Daha çok faiz ödeyeceğim diye orta vadeli programda ilan ediyor. Ama şimdi, faize karşı birisi aslında. Onu da söylüyor. Niye düşürmüyor? İşte düşürsün. İşte Merkez Bankası. Elini tutan mı var? Şimdi bakın, şey Merkez Bankası bağımsız değil artık. Merkez Bankası tamamen Sayın Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden bir kuruluş bugün. Niye? Kendisi demedi mi? Laf dinlemiyordu diye. Merkez Bankası başkanlarını görevden ayırdı değil mi? Kaç tanesini ayırdı? Çünkü laf dinlemi koydu. Düşük faiz istiyor Sayın Erdoğan. Tamam. Merkez bankaları da düşürmüyorlar. Onun için değiştiriyor. Değiştiriyor. E bugünkü artık hani söz dinleyen başkan değil mi? Niye düşmüyor diyorsunuz? Niye düşmüyor? Çünkü Sayın Erdoğan açık bir talimat vermedi bugüne kadar. Ben açık söyleyeyim. Ne talimatı? Faizi düşür. Çünkü biliyor efendim, ki... Efendim bu faizi talimat da olur mu bu? Merkez olmaz ki. Bir dakika, Merkez Bankası'nın faizi talimat. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde. Şimdi bir piyasa faizi vardır. Bir de Merkez Bankası'nın politika faizi vardır. Merkez Bankası'nın politika faizini Merkez Bankası belirler. Merkez Bankası'nın tamamen kontrolünde. Gecelik faiz diyor ki Merkez Bankası ben piyasaya borç ama verirken... Uygun mu yani şeye, konjonktüre, realiteye yani gerçekliklere uygun mu? Mesela... Ama konjonktür niye bozuldu? Kötü yönetim sebebiyle bozuldu. Şöyle sorayım efendim. Şimdi şuna geleceğim. Şimdi Sayın Erdoğan yıllardır bir tezi vardı. Ne diyordu? Faiz sebep, enflasyon sonuç diyor, evet, değil mi? Faizi bir düşürsün Merkez Bankası, bakın enflasyon da düşecek diyordu. Yıllarca faizler daha %6-7 iken o dönemin tertemiz bürokratlarına faizi diyordu. Vatan haini diyordu. Bunların hepsini söyledi. Faizler %6-7 iken söyledi bunu. Biz de diyorduk ki bu teori yanlış. Çünkü faiz, piyasa faizi özellikle bir sonuçtur. Benim aklıma yani takılan şeyi, soru şu. Ali Babacığım bir dakika. Bir saniye çok özür. Şimdi burada da AK Parti var. Yine sizler yönetimdesiniz ama memleketi yöneten de Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Başbakan da Cumhurbaşkanı. Şimdi buralarda ne oldu da hep böyle 50-50-50 kontrolü giderken ne oldu da böyle patladı faizler? Yine aynı kişi yönetiyor. Aynı kişi yönetiyor ama o günlerde Merkez Bankası bağımsız ve biz dokundurtmuyoruz. Merkez Bankası o günün gereği neyse onu yapıyor. Çünkü Merkez Bankası faizi yüksek tutmak gerektiğinde tutabilir geçici olarak ama enflasyon düşünce hemen olduğu yere getirir. Ve herkes de biliyor ki Merkez Bankası bu işi biliyor. Bu işi bilerek yönetiyor. Akılla, bilimle yönetiyor. Bütün şu tarihler Merkez Bankası'nın akılla, bilimle yönetildiği tarihler. Ama daha sonra Merkez Bankası'nın para politikası şaşmaya başlıyor. Niye? Baskı geliyor, talimat geliyor. Bakın benim ayrıldığım yıl 2015. Görüyorsunuz değil mi? Ve bu Türk lirası olarak sabit gidiyor. Türk lirası. Arada enflasyonu var, şu var, bu var. Ama Türk lirası olarak sabit gidiyor. Yani bütçedeki faiz ödemesi azalıyor. Ama
akıl ve bilim dışına çıkınca, yanlış bir tez sisteme dayatılınca, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı elinden alınınca, istişare kültürü, ortak akıl kültürü de bitince memleket bunun bedelini yüksek faiz olarak ödüyor. Peki o şuna tablo, yazık değil mi bakın? Efendim, o tabloyu peki siz ne yapacaksınız da yeniden böyle istikrarlı bir hale getireceksiniz? Ne yapacaksınız? Merkez Bankası'nı tamamen bağımsız yapacağız. Merkez Bankası'nın başına dürüst, ehil kadroları koyacağız ki yaptık. Ben yıllarca Merkez Bankası'nın ilişkili bakanıydım bakın. Bana bağlı değildi. Ama görevlendirmelerle ilgili süreci ben yönetiyordum. Ve benim dönemimde bütün Merkez Bankası başkanları tam 5 yıl görevinin başında kaldı. 5 yıl. Dokundurtmadık hiç, karıştırtmadık işlerine. Bütün Merkez Bankası başkanları biliyordu ki benim 5 yıl sürem var. Ben doğru işleri yaparım. Kısa vadeli sorunlar olsa bile doğru politikanın sonucunu bu ülke alır. Ve sonuçta memleket kazanır diyorlardı. Ve memleket kazandı işte. Memleket kazandı. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve bu kadar önemli öyle mi? Maliyeti belli. Hani alanım ekonomi diyen, ben ekonomistim diyen, Merkez Bankası başkanlarını laf dinlemiyor diye görevden alan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetimindeki ekonominin faiz maliyeti bu. Yazık değil mi bakın 50 milyar yerine bütçeden bu sene 180 milyar, gelecek sene 240 milyar ödeyeceğiz diye açıklayan Sayın Erdoğan orta vadeli programda açıkladı. 290 milyar faiz ödeyeceğim diye açıklayan Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu orta vadeli programdaki rakamlar. Bu rakamlar kendi açıkladıkları rakamlar. Vay be, enteresan. Yani bu dönemde ülkenin bu faize ödediği maliyet gerçekten içimizi acıtıyor. Çok yazık. Ve bunun yöntemi Merkez Bankası'na talimat değil. Ekonominin başına işin ehli bir ekibi koymak, Merkez Bankası'nı bağımsız yapmak ve Merkez Bankası'na kardeşim sizin işiniz enflasyonu düşürmek. Enflasyon marketlere, kuru soğan depolarına talimat vererek düşmez. Maliyetler çok arttı. Bugün bizim çiftçimiz feryat ediyor, zarar ediyoruz diye. Ben kaç tane ilimizde toptan hali gezdim. Hallerde esnaf isyan ediyor. Maliyetler arttı. Fakat bu artan maliyeti biz satış fiyatımıza yansıtamıyoruz diyor esnaf. Hal esnafı, toptan hal esnafı. Hı hı. Manavlara gidiyoruz. Maliyetler arttı. Ama vatandaş alamıyor. Dolayısıyla ben kar ettim düştü. Hatta bazı ürünlerimi zarara satmak zorunda kalırım diyor. Bütün bunların sebebi kötü yönetim. Başka peki, bir şey değil.